Kardeş çoluk çombalak var mı? Yok bekarım abi. Müzmin. Arkadaşlarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Barış kardeşimizin de böyle hayat hikayesini anlatacağız. Barış bir merhaba de, arkada kaldı Barış orada ama. Merhaba, hayırlı günler abi. Önce dışarı çıkacağız, sonra tekrardan buraya geleceğiz, sonra tekrar dışarı çıkacağız. Ama koyunculuk üzerine de Barış kardeşimle hoş, güzel sohbetler edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Selamünaleyküm. Selam abi. Barış ne yapıyorsun ya? İyi abi, hoş geldin. Bugün Barış kardeşimiz denk geldi. Dedim ki Barış abi, seninle ben... böyle güzel dedim bir konuşalım. Adı neydi bunun? Gel oğlum. Sarı. Gel. Sarı'ya bak. Kamera öncesi falan hiç alıştırma yapmadım. Sadece adı dedim, Sarı dedim. Köpek benim dilimden. Ben köpeğin dilinden anladıktan sonra evet. Barış bir sıkıntı olmuyor. Evet abi. Barış kardeşimizle de dedim böyle konuşalım. Barış kardeşimiz de ekmeği kendi yağında böyle kızartıp yemeğe çalışıyor. Evet, değil mi? Evet abi. Ne yapalım ne abi? Barış'ım yaş kaç? Yaş 40 abi benim. Maşallah var evet, mı o kadar ya? 40 abi. Benden büyüksün yani. Değilsin abi, de ya. Abi fark etmez ya. Değil önemli mi? Olan saygı önem. Saygı abi. Şöyle kameraya doğru çıkalım. Yeter bu abi. Aynen. Barış kardeşim burada koyunculuk yapıyor. Evet abi. Koyunlar? Koyunlar benim abi. Toplamda işte koyun kuzu toplam 65 tane hayvan var. 65 tane. Barış'ım, koyunlar biraz kırkılmaz dönemleri gelmedi mi? Erken abi, gerçi ama. Abi şu anda kırkım olarak sıraya aldılar bizi. Sıraya mı aldılar? Sıraya göre geliyorlar. Hı-hı. Şimdi Obaköy'de evet. Şu anda kimse daha kırktırmadı. Acımlı Obaköy'de. Evet. Sıraya göre alacaklar işte. Muhtemelen bir hafta sonra falan kırkımlar başlayacak yani. Öyle mi? Evet. Çünkü bunlar sanki böyle geçen sene de kırkılmamış gibi bir görüntü var. Abi ben senede bir kere kırkıyorum bunları. Değil mi? Senede bir kere kırkıyorum. Şöyle ben kamerayı geçen alayım. Geçen sene geç kaldık. Hı-hı. Geçen sene birine güvendik. Geleceğim dedi, gelmedi. Evet. Gelmeyince de biraz sıkıntı yaşadık yani. Evet. Ha, köyde senede iki kere kırkanlar da var. Evet. Şöyle evet, koyunlar yanına doğru gidelim mi Barış? Abi buyur abi. Şuradan. Hepsini istersen bir araya da toplayabiliriz. Yok. Şu koçun herhalde ya. Barış. Abi koçu şeyden aldım ben. Karacabey'den aldım onu. Pega'dan aldım çiftlikten. Hı-hı. O zaman aldığımda köyde birkaç kişi güldü bana. Ne diye güldüler ki? Ya dedi biz dedi tek kuzulu koyun alıyoruz dedi o koyun o paraya dedi. Kaç paraya aldın bunu? 1800 liraya aldım abi. 3 aylık kuzuyu 1800 liraya aldım. 3 aylıktı. Ama şu anda onun damızlıklarını satıyorum ben. Evet. Erkek damızlıklarını satıyorum şu anda. Hı-hı. Damızlık olarak. Ya biliyorsunuz yem maliyetleri yüksek olduğu için. Hı-hı. Maskül de para yapmıyor yani şu anda bize. Evet. Genelde damızlık satıyorum ben. Erkekleri damızlık satıyorum. Paskül kaç para? Abi şu an 28 diyorlar ya. Şu an 28. Ha kuzu paskül 28. 28 ama ben genelde ayakta veriyorum. Damızlık veriyorum. Öyle ayakta. Kurtarıyor beni. Çünkü evet. Biliyorsunuz yem maliyetleri çok arttı. Arttı. Yani yonca alıyoruz. 35-40 liraya yonca alıyoruz. Kuzu büyütme 150 lira. Vallahi bak bugün aldırdım 150 lira. Kuzu büyütme? 150. 150 lira. Burası işte köyün yanı. Burası komple meral. Evet meral değil mi? Meraların geniş burada yani. Kuzular var mı sayıda? Kuzular burada kapatmada arkada. Kuzu var yani. Var, kuzuları var. Da görürüz o zaman. 25 tane kuzu var. Yani. Değil mi? Barış'cığım. Abi şöyle... olmayan hayvanlar da var işte abi. Gebeler de var mı bunların içinde? Allah bereket versin. Şu anda 3 tane gebe var abi. Hı hı. 3 tane gebe var. Onlar da işte akşam sabah doğum yapar yani. Nasıl Barış? Koyunculuk para kazanıyor mu? Abi koyunculuk kazandırır ya. Yani ektikten sonra, biçtikten sonra... Değil mi? Tabii. Kendi yerin olduğu zaman kazandırır. Yani koyunculukta tabii mera da çok önemli.
Evet. Yani normal mera olmasa da orman merası iyi gelir yani hayvana. Evet. Hayvan yeşile doyacak yani. Hı hı. Siz de az çok hayvancılık yaptınız, evet. Yani siz de hayvancılıktan gelmezsiniz. Evet. Yani ben bu işe daha 3-4 seneden beri bu işin içindeyim, evet. Ben. Böyle diyeyim abi. Senin reglasın falan yok herhalde. Ben reglas değil de ben genelde işte daha önceden meraya salıyorum hani buraya da dışarı. Meraya salıyorum ama yonca falan da veriyorum hayvana yani. Sabah, evet. Akşam yonca da veriyorum arada bir. Kuzulama oranları ne? Abi bu sene ikizlik oranları %90. 90. %90. Ya o biraz da bakımla ilgili bir şey. Yani bakın öyle ben. İnsan şimdi adam sadece merada doyuruyor hayvanı, getiriyor dama kapatıyor. Hı hı. Yani gece boyunca hiçbir şey vermiyor. Yani meralar kurumaya başladığı zaman ben gene merayı çıkartıyorum. Mesela 2 saat, 2,5 saat, 3 saati yayıyorum. Hı hı. Ondan sonra getiriyorum hayvanı. Önünde yemi doluyor. Ezmesini, hı hı, veriyorum, yoncasını veriyorum. O şekilde bakıyorum yani. He. Geçelim mi kuzulara bakalım? Kendimi aç kalıyorum, hayvanı aç bırakmıyorum. Değil mi? Öyle değil. Aynen. Bak kendimi aç kalıyorum, yemin ediyorum hayvanı hiç aç bırakmam hayatta. Hadi geçelim koyunlara, kuzulara bakalım bir de. Tamam abi. Nereden geçeceğiz? Veli Bey, bakar mısın koyunlara sen? Bakar Veli abi. Nereden geçeceğiz abi? Sayamaz. Olabilir mi? Çünkü koyunu böyle başıboş bırakırsa gider. Yok Veli abi. Bakar. Gidelim. Hadi yeni çobanımız. Veli Bey, sopayı sana teslim etsin olur mu abi? Olur. Et sopayı Veli ya. Kusura bakma abi, hakkını helal et. Gidelim şöyle. Barış'ın çiftliğine geldik. Evet abi. Barış sen de çok modern bir çobana benziyorsun ha. Abi ne yapayım be? Değil mi? Yani bu ne ya? Bak Barış'ın burada dövme de var. Abi dövme de var abi de. Değil mi? Biz resmiyette tamam işimizi yapıyoruz ama şu yasaklar şu anda koyunlara yarıyor yani. Evet. Barış burada elektriği de aldın, suyu abi, da aldın. Elektrik, su falan hepsi var. Burası kurulu bir düzendi. Evet. Bunu biz İstanbul'dan birini aldık. Evet. Onlar bir süre koyunculuk yaptılar. Evet. Yapamayınca sonradan koyunları ben onlardan aldım. Hani kuzularımız nerede? Kuzular arka tarafta. Bura anaçların yeri abi. Arkası nerede bunun? Arka taraftan. Barış'tan karıştırıyoruz bunun arkası. Burada da bir bekçi. Bu bekçinin adı ne? Bu dişi abi ya. Dişi mi? O manyasan geldi abi. Buyur abi. Maşallah. Barış, yoncalar hazır. Abi yoncalar geçen hafta geldi. Bursa'dan geldi Kemalpaşa'dan. Aa. Tabii. Yerli yok mu burada? Hey abi ya, biz bunu nasıl diyeyim? Alacak verecek karşılığında. He yani. Anladım. Daha anladım. Da gelecek yani her hafta. Barış'ın odunları da burada. Barış evet. Maşallah tam tesisat yerinde. Ya, yapıyoruz işte abi. Kuzular burada abi. Maşallah. Bunlar bıçakla ayarlanıyor değil mi Barış? Abi şu anda bunlar 3,5 aylık. Bu büyüklerin hepsi 3,5 aylık. İçlerinde ufaklar var. Ufaklar da ortalama 1,5 aylık bir şey. Bunlara şöyle açık gelelim. Ayrı ayrı baksan olmaz mı Barış? Şimdi bunların içinde abi, bak bıçağı yatkınları da var oluşmuş gibi. Abi içindeki bıçağı yatkınları aslında ben normalde akşamdan akşama ayırıyorum. He. Bunlarını emziriyorum. Çünkü analarını emziriyorum. Ondan sonra tekrar kuzuları ayırıyorum burada. Erkeklerin evet. Yerleri burası. Dişileri buraya ayırıyorum. Mesela, o şekilde bakıyorum. Mesela şu bak bıçaklı evet. Gelir. Evet. Şimdi o ya büyükleri içlerinde toplam 13 tane bıçaklık var şu anda. Var değil mi? 13 tane bıçaklık. Evet. Paskül benden isteyenler var. Fakat ben vermek istemiyorum. Paskülden. Evet. Bizim zararımız yani şu anda. Evet. Yani şu anki kuzuların olduğu bölme dişi kuzulara ait. Evet. Erkek kuzuların bölmesi öbür taraf. İlk girişi olduğumuz yer. Evet, kuzuların da güzelmiş Barış. Evet abi. Hep o işte koçtan abi. Hepsi o koçtan. Evet. Boyunların altı ondan böyle gerdanlık yani gibi değil mi? Abi. Dişilerin çoğu gerdanlı abi. Evet. Erkeklerden de var gerdanlık. Kuzunun paskülü kaç dedin Barış? Şuraya gel bak kuzuların önünde dur be. Şu anda 28 lira abi. Seni görsün şöyle. Şuraya otur şöyle geç de. Şu anda 28 lira. He. Fakat ben yani 3 senedir buradayım. 3 senede ben hiçbir zaman daha pasküle gönende hiç. Nasıl veriyorsun? Ben ayakta damızlık satıyorum abi. Atıyorum senin koyunun var. Hı hı. Geliyorum benden koşu kuzu alıyorum. Evet. Ya pasküle verip atıyorum 1000 lira 1100 lira toplayacağım ama 100 lira 200 lira işte diyorum yem parası, bakım parası 1200 1300 o paralara veriyorum yani. Yani paskül olarak kestirmedim istiyorsun. Yok. Ya girmiyorum. Girsem paskül zaten zarar ederim. Ama şimdi illa kestirirsin. Şimdi Barış seninle böyle hayvancılık üzere konuşuyoruz mesela. Evet. Şimdi bunların damızlığa uyanı da var. Damızlığa uymayanı da var bunların içinde evet, ama hepsi abi. Damızlık olmaz ki. Abi şimdi... Öyle değil mi? Öyle.
Şimdi dişilerin atıyorum 20 tane dişim var. Şu mesela damızlık olmaz benim gözümde. Yanık. Bunlar ikiz ha. Bunlar ikiz. Bak anladın değil mi? Evet. Yanık. Karın yanmış yani. O damızlık hiçbir şey olmaz ondan. Evet. Onun sağlam bakacaksın ona. Olduğu kadar vereceksin. Mezbahaya gidecek. Evet. Ya şunda şu ikiz kardeş. Hı. Az önce gördüğün onlar belli. İkiz kardeş. Ya buradakilerin çoğu ikiz. Ha mesela şu kara gözü verirsin damızlık. Vereceğiz onu. Mesela onu ister adam. İstiyorlar abi. Şu anda onu isteyenler var. Mesela şu köşedeki. Bak evet. Duruşu mesela. Evet. Damızlığa gider. Evet. Pekala. Bunların kuyruğunu niye kesiyorsunuz izleyiciler? Abi genelde kuyruklarına makas atıyoruz. Dişilere atıyorum ben özellikle. Erkekler tamam. Atmıyor. Neden atıyorsunuz erkek dişilerin kuyruklarına daha makas? Daha iyi koç almaları için abi. Niçin yani? Kuş hani sümen tüy oluyor. Koç aşım gerçekleştiremiyor mu? Genelde öyle oluyor. Biz mesela ilk hayvanları aldığımızda, bu koyunları aldığımızda çoğunun şeyleri yoktu. Hı hı. Yani kuyrukların hepsi uzundu. Hem daha yani boylu poslu hayvana da şekil veriyor aynı zamanda. Evet. Kaç aylıkken atıyorsunuz, kuyruklarını kesiyorsunuz, makas atıyorsunuz yani? Normalde şu kuzu kadar yani 1-1,5 aylıkken atıyor. Yani şimdi öyle insanlar var. Hı-hı. Yani bu koyunun ırkından Karacabeylerin su bakan insanlar genelde kuzu doğduktan sonra en fazla 1-2 gün sonra aşılarını yaptıktan sonra hemen direkt lastik atarlar. Hı-hı. Ya bize de biraz acıma duygusu olduğu için yeni doğmuş hayvanı onu atmıyoruz yani. Lastik atarken lastikte kangren yaptırıyorlar. Lastikte atıyorlar. Sıkıyorlar. Kuyruk düşüyor. Kuyruktan evet. Düşüyor yani. Bugün ben mesela 3 tanesini attım. 3 tane dişi var. Hı-hı. Ben dedim biraz dedim zamanları geçsin. Normalde bunlara yazın da atmamak lazım. Evet. Biz biraz geç kaldık yani. Koyunlar geç doğum yaptığı için şu anda atmamamız lazımdı. Çünkü hayvanın kuyruğunda da kurt yapabilir yani. Evet. Bunların aşıları falan tamam. Hepsi tamam abi. Karma aşıları, tedavileri, şunları bunları, hapları, parazit hapları ben hepsini yaparım. Yani 3 yıldan beri yapıyorum abi diyorsun. 3 yıldan beri memnun musun bu işten? Memnunum abi. Zevkli iş. Değil mi? Zevkli iş yani. İstanbul'dan gelecek de ben koyun yapacağım diyenlere tavsiyen sence ben, bir Barış'ın tavsiyesi ne olur? Abi bak açık ve net söyleyeyim. Ben de 10 sene önce İstanbulluydum. Burada Günaydın Çiftliği'ne çalışmaya geldim. Hayvan çiftliğine. Yani şimdi İstanbullu bir insan gelip de burada hayvanla büyükbaşta veya küçükbaşta herhangi bir şeyle uğraşmaz. Ben geldim. Burada 5 sene çalıştım Günaydın Çiftliği'nde. Daha sonra dedim ki hani anlaşamadım orada. Yani patronlarla olsun, maaşlarımla olsun anlaşamadım. Sonradan dedim koyunculuk yapacağım. Evet. Yani inşaatlarda çalıştım. Açık beni evet. Söyledim. İnşaatlarda çalıştım. Paramı topladım. Kendime arazi aldım. Gönen'den, Manyas'tan. Balya'dan. Sonra dedim hani alemin işinde çalışacağım ama dedim. Gelirim dedim kendi işimi yaparım dedim. Hiç yoktan senin kafam rahat olur. Evet. Hani şimdi Gönen bölgesinden arazi satıyorsunuz ya siz. Evet. Şenol Bey. Bu araziler alan insanlar yani hayvancılık yapsalar kazanırlar yani. Evet. Barış şu da yanık bak. Bak geçsin. Şu. O ikiz kardeşi. O ha, demek ikizi değil mi? Ya, onun ikizi. Aynen. Onlar doğarken çok küçük doğdular abi. Yani evet. Şu kadar falan doğdular. Evet. İşte anneleri baktı. Dedim tamam dedim onları dedim. Zaten onlar damızlığa gitmez abi. Barış çoluk çombalak var mı? Yok bekarım abi. Müzmin? Yok evet. Bulsan abi birini evlendirsin. Mümin bekarsın. Evet. Hiç hayatım boyunca evlenmedim. 0 kilometre. Evet abi. Bu arada da Barış'a da o zaman bir gelin hanım adayı arayalım. O abi hayvanları sevecek. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü benim hayalim... Seni sevmeyecek mi? Beni de sevecek ama hayvanları daha ama çok sevecek. Ama çok şey istedin sen öyle ya hayvanları yengeden. Hayvanları daha çok sevecek. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Bak kedi, köpek olsun bütün hayvanları. Ama sen kedi, köpeği yani seversen hanım gelmez sana. Gelecek abi mecbur. Yani bu doğada, bak doğada yaşamayı seven, hayvanlarla iç iç olmaya seven insanı bizim her zaman kapımıza çık abi. Evet. Yani doğada yaşam kadar güzel bir şey yok. Barış'a burada tariflerini de arıyoruz diyelim o zaman. Evet. Esra Erol gibi olduk. Değil mi? Evet. Şimdi hani keşke diyorum ki abi 10 sene öncesinde gelseydim buraya. Evet. Çünkü Gönen çok ayrı bir şehir yani gerçekten. Hı hı. Gönen'de yaşamayı bilmeyen adam demek ki hiçbir yerde yaşamayı bilmiyor abi. Evet. Helal et. Helal olsun. Sana çiçek bir çiçek veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, Allah razı olsun abi.